Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle en kötü küp koleksiyonundaki en kötü 3 kübü buraya koyacağım ve sağ üst köşeye anket koyarsam da sizde e, en beğenmediğiniz hangisi onu seçebilirsiniz. Ve bu videonun en iyi küplerden olmasını da istiyorsanız e, videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım ve başlayalım. En kötü 3. küpüm küp küplerimin arasından e, Sheng Xia Pyramix. Ben bu Sheng Shao Pyramix benim yurt dışından aldığım ilk küp. Ee, ilk küp ve aynı zamanda yani yurt, ilk küpüm değil ama yurt dışından aldığım ilk küp. Genellikle küplerimde artık her zaman yurt dışından ya da internetten alıyorum. Ee, küp ilk geldiğinde dışı bayağı yağlıydı fakat ben herhalde çok döndürmediğim için sadece yağı şu kısımlarına daha çok bulaştı ama e, bu kısımları o kısımları bile daha kötü o kısımları bile kötü dönüyor. Belki bu benim kimden kaynaklanıyor olabilir ama yeni de Shenk Pyramix en eski ve ilk pyramixlerden biri ve çok iyi bir premix değil. Yani çok iyi değil, orta da değil, ortanın altında. Bana göre benim puanım mesela buna 10 üzerinden 4 buçuk olur. Diğer premixleri de şu an çıkan premixleri düşünürsek bu bu kısmı çok birazcık daha iyi dönüyor. Mavi ve yeşil olan kısmı daha iyi dönüyor ama buralara gelince buralar çok bozuk ve yavaş dönüyor ee, ama yeni başlanır için de e, çok zorlayıcı çok rahatsız edici bir durumu yok aynı şekilde renkleri de gayet güzel hiçbir sıkıntısı yok o bakımdan yani böyle klasik shengsha rubiks dayan renkleri gibi değil Moyunun renkleri gibi açık sarı açık yeşil o, o bakımdan gayet güzel bir küp ama yavaş dönüyor ve sanki mıknatıstı gibi baya yavaş dönüyor yani öyle bir sıkıntısı var en kötü ikinci küpüm Rubik's 2x2. Rubik's 2x2 cidden vasat bir 2x2. Yani cidden çok kötü bir küp. Ve ben buna zamanda 20 lira vermiştim. Ama herhalde artık daha da pahalı. yani gidip ben mesela Guangpo ya da mf 2 ben 2 dolar aldım kargo ile falan 3-4 dolara denk gelse yine daha karlı oluyor. Ya da aynı fiyata denk gelse de çok çok daha iyi bir küp. MF ile Guangbu zaten onların bununla karşılaştırmalarını da çekmiştim. Küpü ben bu yağlanmış hali aynı zamanda. Bir de hem çok ses çıkarıyor hem renkleri kötü hem e, küçük bir küp. Yani normal 2x2'lere daha, göre daha küçük. O yüzden... E, kötü yani. Bu arada bununla yarışmaya katılabiliyor mu onu bilmiyorum. E, bence katılabiliyordur yani sonuçta. 2x2 e, Şöyle söyleyeyim. Bakın şu hareketi yapıyorum. Zar zor dönüyor. Korun katı desen zaten hiç yok. Yani o yüzden gayet kötü bir küp. Şöyle de Rubik's şeyimiz var. Ama bunu ilk aldığımda cidden e, çok heyecanlıydım. E, 2x2 çözmek ne bileyim bana garip gelmişti. 3 çarpıştan sonra. E, Tabi o zamanlar için aslında çocukluk için güzel bir küp. Evet en kötü küpüm İngilizce hocamın bana 1 dolara aldı. yani 1 dolar de önceden 1, yani 1 dolarlık storda bu satılıyor. Ve o da bilmiyorum birkaç sene önce herhalde almıştır sonra bilmiyorum bana verdi yani, neden verdiyse. Yani vermesi cidden e, yani güzel bir şey de. E, küp zaten çok kötü. Bu yağlanırsa daha iyi olur ama onu da söyleyeyim. Küpün stickerları zaten e, kağıttan. O yüzden daha da ucuzlaştırıyor. Zaten 1 dolarlık küp. E, yani bu küp kötü dönüyor. O yüzden en kötü diye sınıflandırdım. Küpü çözmüştüm. Sonra işte misafir, misafirle gelen filan çocuklar gelmiş bozmuş. O, o zamandan beri çözmüyor. Ee, o yüzden kötü dönüyor. Corner katı desen zaten yok. Bunun da yok. Şöyle göstereyim. O yüzden en kötü 3 küpüm e, böyle sınıflandırılıyor. Eğer puanlama vereceksen buna 10 üzerinden 3.5, buna 10 üzerinden 2.5, buna da 10 üzerinden 1.75 veriyorum. Sizin puanlamanız ya da hangisinin daha kötü, hangisinin daha iyi olduğunu yorumlara yazabilir ya da anket koyarsam sağ üst köşede oradan da şey yapabilirsiniz. Ve bunun en iyi küpler için gelmesini istiyorsanız da abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Şöyle göstereyim. Selametle kalın.